İdeali vardı. Neydi o ideal? Ona Efendimiz'den bir hadis-i şerif. Yani oraya alan kutlu insanların o ekibin içinden birisi olmak. Oradan bir sahiplenme, oradan bir istifade etme arzusu vardı bence. Böyle bir ideali vardı. Ve o ideali kovalarken sonra bir bakıldı ki ondan sonraki kuşaklar belki bir baktı ki evet çok büyük bir medeniyet kurmuş, geliştirmiş ve bir şeyleri kapatıp bir şeyleri açmış. Devasa bir değil. Değişimin öncüsü olmuş. Buradan bakıldığı zaman yani ben medeniyet dediğimiz şeyin aslında iyi insan olmakla, gerçek manada insan olmayı idrak etmekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani bugün Türkiye'de en önemli sorunlardan bir tanesi karşılıklı hakkı hukuku, gündelik hayattaki bu birbirimize karşı olan rıza ilişkisini kaybetmekte olduğu kanaatindeyim. Her manada iş yaparken, alışveriş yaparken, bir bina inşa ederken. Mesela ben görüyorum işte çok medeniyet teorileriyle yapılmış şehirlerde, böyle kurgular var biliyorsunuz, reklamlar var her tarafta. Üç sıra yan yana flaşörleri yanan arabaları gördüğümde bir medeniyetsizlik görüyorum. Bu medeniyetsizlik. Medeniyet dediğimiz şey böyle işte bu işte bence. Medeni insanlar efendi efendi arabalarını park ederler. Bir başka insanın geçişini engellemezler. Otobüs durağını işgal etmezler. Bir engellinin geçmesi için düşünülmüş bir kaldırımın önüne arabasını park etmezler. Medeniyet bu. Birbirimizin hayatını tanımadan kolaylaştırmak. Bilmeden birbirimizin hayatına engel olmamak. Ben bunları anlıyorum. Yani asıl mesele medeniyetin özü bence insan ilişkileri. Efendimizin hayatına baktığımızda da siz Mekke'den Medine'ye gelişte anlattınız. Orada o kadar medeni bir şey var ki işte gelmiş hiç bilmediği insanları evinde misafir eden insanlar. Bugün işte Suriyelilerle ilgili biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Bütün dünya ne yapıyor? Duvar mı örsek? İnsanları denize mi itsek? Boğsak mı? İşte medeni insan böyle. Hiç bilmediği birini doyuran, hiç bilmediği birine kapısını açan, beraber işbirliği yapıp bir mescit inşa eden, bir araya gelerek, orada yeni bir hukuk inşa etmeye çalışarak, gelen vahiy üzerine onu hayata geçirmeye çalışarak sahici bir şey, yani yaşayan bir şey medeniyet dediğimiz.